Cümleten selamünaleyküm. 26 Kasım 2024 Salı bugün bir başka video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda Gazze'yi konuşacağız. Aslına bakarsanız Gazze özelinde farklı özel bir mevzuyu konuşmak istiyorum. Başlıktan da gördüğünüz gibi çözümün ne olabileceği meselesinden biraz ben bahsetmek istiyorum bugün. Aslına bakarsanız Gazze'de yaşanan süreç beni de yakından tanıyanlar bilirler. Yani benim bununla ilgili yaptığım yorumlar var bazı çözümün ne olabileceğine dair Gazze özelinde. Ancak bu videoda Gazze özelinden değil de daha genel bir bakış açısıyla işte küresel sistemde çözümün, Müslümanlar lehine olabilecek bir çözümün ne olabileceğinden kısaca ben bahsetmek istiyorum. Şimdi önümüzde duran çok canlı bir örnek var. Halen devam eden Gazze süreci, Gazze katliamı, soykırımı, artık orada yaşanılan, yaşanan İsrail'in neden olduğu, insanlık dışı o durumu nasıl isimlendiriyorsanız ve bu süreç bir yıldan uzun bir süredir halen devam ediyor ve tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor. Dikkat ederseniz geçtiğimiz günlerde şöyle bir ifade kullanılmıştı. Dünyanın ilk canlı yayında yani canlı bir şekilde yayınlanan soykırımı diye gerçekten de tam olarak öyle. Yani biz canlı yayında insanların orada nasıl öldürüldüklerini, nasıl ölülerin mezarlarının açılıp İsrail askerlerinin ölüleri oradan çıkardığını yani akla gelmeyecek katliamları biz Gazze'de gördük gerçekten. İsraillilerin ne kadar cani olabileceğini ve dünyanın bunun karşısında ne kadar sessiz kaldığını da aynı şekilde gördük. İşte bu sessizliği nasıl bozabileceğimize yönelik. Bu sessizliği nasıl bozulabileceğini yönelik ben birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Çözümün ne olabileceğine dair Gazze'de. Aslına bakarsanız 3 tane madde çıkardım ben. Birincisi halkı Müslüman olan ülkelerin yönetimleri. Yani mesela Türkiye'den bahsetmek gerekirse Türkiye'de yaşıyoruz ve Türkiye yönetimi ne gibi bir tavır alabildi bu süreç içerisinde baktığınız zaman veyahut da diğer halkı Müslüman olan ülkeler. Yani ne gibi bir tavır aldılar bakıyorsunuz hiçbirisi doğru düzgün İsrail'le ne ticari ne de diplomatik ilişkilerini tam anlamıyla kesemedi. Yani İsrail'i bu küresel dünyanın, küresel sistemin sistemden tecrit edebilecek hiçbir şey yapamadılar. Ki bu oldukça önemliydi yani bunu yapmaları en azından bekleniyordu. Ancak böyle olmadı. Halen bazı ülkelerin biz İsrail ile ticaretini devam ettirdiğini, e, bunların içerisinde Arap ülkeleri de var, Arap olmayan ülkeler de var, halkı Müslüman olan diğer ülkelerden bahsediyorum. Bunlar halen ticaretlerini devam ettiriyorlar İsrail'le. Yani hani şu olaylar bir bitse de Gazze'deki katliamlar sona erse de biz de İsrail'le artık işimize gücümüze baksak havasındalar halen. Yani dolayısıyla e, bu ülkelerin yönetimlerinin biz bu süreç içerisinde bir yıldan uzun bir süre geçti artık. Gazze için hiçbir şey yapmadıklarını gördük. Yani Söylen bazında baktığınızda gerçekten çok şey yaptıklarını söylüyorlar kendileri. Yani kimisi bir dava, bir mücadele içerisinde olduğunu söylüyor. Bir savaş verdiğini söylüyor. İşte Gazze'ye yardım ettiklerini söylüyorlar. İşte şöyle yardım ediyoruz. Silah yardımı, yemek yardımı falan filan. Bunlar sözde olarak söylenen şeylerden bahsediyorum. Ancak realiteye baktığınızda, sahaya baktığınızda yani Gazze'ye baktığınızda şu anda mesela Gazze'nin kuzeyinde çok ciddi bir e, insanlık krizi yaşanıyor gerçekten. Orada bir tecrit yaşanıyor, orada bir tehcir daha doğrusu yaşanıyor. Yani orada tam bir İsrail işgali var şu anda. Yani insanlar oradan çıkartılıyorlar ve bu gündeme bile gelmiyor artık. Yani e, haberlerde ana gündem maddesi olmaktan bile çıktı bu. Şu anda ölü sayısı benim takip edebildiğim kadarıyla mesela 44 bini. Geride bıraktı ancak gündeme bakıyorsunuz her ülke artık kendi özüne, kendi içerisine dönmüş durumda. İç gündemiyle ilgilenir halde. Ve bu da gerçekten bu bahsettiğim ülkelerin, bahsettiğim devletlerin yani halkı Müslüman olan devletlerden bahsediyorum. Yönetimlerinin e, Gazze için ellerini taşın altında koymaktan geri durduklarını gösteriyor bize. Dolayısıyla benim bu ilk maddem buydu. Yani Gazze için ne yapılabilir, ne yapılabilirin birinci maddesi halkı Müslüman olan ülkelerin yönetimleri ne yapabilirdi? Bunu ilerleyen e, dakikalarda ben biraz daha açacağım. İkinci bir madde var. İkinci madde ise yerel yapılanmalar. Yani bunların içerisinde yerel siyasi yapılanmalar da olabilir. Halklar tarafından teveccüh görülen yapılanmalar. E, yerel askeri yapılanmalar da olabilir. Ve tabii ki burada şu anda benim Hamas ve izletilen Kassam Tugaylarından başka bir örnek vermem doğru olmaz. Ancak hani anlaşılması açısından buna Tunus'taki Nahda örneği de verilebilir. Yani halk tarafından teveccüh görülen bir şey. Tabii ki burada Hamas'la Nahda'yı kıyaslamıyorum. İkisini ayrı tutmak lazım. Birisi silahlı mücadeleyi benimseyen bir yapı, Hamas örneği. Diğeri ise siyasi olarak tamamen mücadeleyi benimseyen bir yapı, Tunus'taki Nahda hareketi. Anlaşılması için sadece mevzunun bunu ifade ettim. Şimdi yerel siyasi yapılanmaların da desteklenmesinin özellikle halkın teveccühte bulunduğu yani kitleleri arkasına alabilecek yapıların desteklenmesinin de e, Müslümanları içerisinde bulunan bu durumdan e, çıkartabileceği, kurtuluşa erdirebileceğini yönelik de bir anlayış var. Bu da ben benim ikinci bir madde olarak notlarım arasında yer alıyor. Şimdi üçüncü madde ise küresel cihat fikri. Ben bunu biraz detaylı olduğu için aslına bakarsanız sona bıraktım. Küresel cihat fikrini de e, videonun ilerleyen dakikalarında zaten detaylı bir şekilde açacağız. Şu anda sadece ben başlıkları atıyorum. Küresel e, cihat fikri de tıpkı diğer iki maddede de saydığım gibi nasıl ne yapılsa. Ee, Müslümanları şu anda içerisinde bulunduğu sadece Gazze üzerinde de söylemiyorum yani birçok coğrafyada baktığınız zaman şu anda çok ciddi sıkıntılar var Müslümanların üzerinde. E, bunu nasıl e, Müslümanların lehine olabilecek bir pozisyona çevirebilir, çevirebilir mi? Yani bu üç saydığım e, yol diyeyim bunlara, üç yol arasında hangisi daha mantıklı, hangisi izlenebilir bir yol veyahut da sizin tavsiye ettiğiniz dördüncü bir yol var mı? Hani bunları bu videoda ben tartışmaya, ele almaya çalışacağım ve bu videoda bir sonuç çıkarmayacağım. Yani şu yoldan gidilmeli, şu yapılmalı demeyeceğim. Sadece ben açıklayacağım bunları ve lütfen siz de açıklamalar kısmına, yorumlar kısmına pardon, görüşlerinizi yazarsanız bu konuda bir fikir teatrisinde de bulunmuş oluruz aynı zamanda. En azından sadece birilerini eleştirmekten, sadece Gazze'de olan katliamları sürekli olarak paylaşmaktan ziyade daha yapıcı bir yol izleriz yani. Ya yani şu olursa en azından kurtuluşa erebiliriz diyebiliriz yani. Gazze'deki ehlimizin katliamını durdurabiliriz veyahut da gelecek dönemde yine farklı bir Gazze örneği yaşanabilir. Gazze'de başka bir bölgede de yaşanabilir. Bunun önüne şu şekilde geçebiliriz diyebileceğiniz bir yol varsa onu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hatta çok özel ben bunu paylaşamam diyorsanız bana mail de atabilirsiniz bu yolu. Çünkü gerçekten ben oturduğum meclislerde Meclis derken e, toplantılardan bahsediyorum. Oturduğum toplantılarda çok böyle gerçekten daha önce duymadığım e, fikirler duyuyorum. Böyle birçok genç cevher diyebileceğimiz kardeşimizle tanışıyorum. Hani o yüzden fikirlere çok önem veriyorum e, bu bakımdan. Bana her türlü yorumunuzu, açıklamanızı iletebilirsiniz. Şimdi istiyorsanız birinci maddeden başlayalım. Yani ne demiştik birinci maddede? Halkı Müslüman olan yönetimler, devletler. E, bunlar Gazze için şu ana kadar ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadıklarından bahsetmiştim. Ancak tam olarak %100 hiçbir şey yapmamışlar desek hani onlara da biraz haksızlık etmiş oluruz. Çünkü baktığınız zaman retorikte e, bazı söylemler geliştirerek, hamaset yaparak filan e, kendi kitlelerini de konsolide etmek adına bir takım söylemler geliştirdiklerini görüyoruz biz. Evet şu anda mesela baktığınızda Türkiye örneğinden gidecek olursak Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı gerçekten şu anda e, dünya üzerinde belki de hiç kimsenin eleştirmediği kadar İsrail'i eleştiriyor. İsrail e, işte Netanyahu aleyhine söylemler geliştiriyor. Ve çok ciddi çok aleyhte söylemler Netanyahu aleyhinde söylemler bunlar. Ancak bunun sahadaki şeyine baktığımızda yansımalarına baktığımızda bunun hiçbir yansıması yok sahada değil mi? Yani biz bir yıldan uzun süredir bunu görüyoruz. Yani sahaya baktığımızda İsrail şu anda Gazze sahasında planladığı ne varsa... Adım adım yapmaya devam ediyor. 40 küsür bir insana öldürdü, 100 küsür binini yaraladı, 10 bin küsürü enkaz altında, 2.4 milyon insan en az birer defa yerinden elrilik Gazze içerisinde. Ki Gazze dediğim yer bölge bir ucundan diğer ucuna 40 dakikalık gide, arabayla gidebileceğiniz bir bölge. Bu kadar küçük bir bölgede yaşanıyor bu dediklerimin hepsi. Yani e, katliamlar... Bütün bu açıklamalara rağmen gerek Erdoğan açıklaması olsun gerek diğer dünya liderleri olsun bu katliamlar devam ediyor. Yani İsrail yapmak isteyip de yapamadığı hiçbir şey olmadı. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu ülkelerin baktığınız zaman ordularına bakıyorsunuz, hava kuvvetlerine bakıyorsunuz. Bu arada bunları sadece Türkiye için söylemiyorum bu andan söylediklerim itibariyle. Ee, orduları gerçekten savaş uçakları, insansız hava araçları hani çok büyük savaşların dengelerini değiştirebilecek boyutta e, askeri donanıma, askeri teçhizata, askeri teknolojiye sahipler. Ancak mesele Gazze olduğu zaman mesele... Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i karşıya almak olduğu zaman, karşısına almak olduğu zaman, mesela Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e düşmanlık etmek olduğu zaman bu ülkelerin hiçbirisinin bir hamle yapmadığını görüyorsunuz. Yani sadece kendilerine çizilen sınırların içerisinde açıklamalar yaptıklarını, kendilerine çizilen sınırların Ötesine geçemediklerini görüyorsunuz ve bu e, bize bu ülkelerin gerçekten söylem dışında, en azından ben görüneni söylüyorum, hiçbir şey yapmadığını Gazze için e, bize gösteriyor. O yüzden e, en bence umutsuz vaka şu anda bunlar gibi görünüyor. Yani bu halkı Müslüman olan ülkelerin yönetimleri. Çünkü gerçekten bunu daha önce bu başka videolarda bahsetmiştim. E, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş açmak demek ve hatta İsrail e savaş açıp, Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne karşınıza almanız demek, e, sizin her türlü tehditle baş başa olmanız anlamına geliyor. Yani siyasiler içerisinde en büyük tehdit ne? Koltuklarından olmak. E, bu en başta geliyor zaten. Hatırlarsanız bir olay yaşanmıştı. Mesela Türkiye'de Rahip Brunson olayı vardı. Trump döneminde yaşanmıştı. Bu Rahip Brunson'un yüzünden ufak bir tartışma çıkmıştı ve serbest bırakılmaması konusunda çok da detaya girmeyeceğim. Bunun yüzünden bir ekonomik bir kriz yaşanmıştı gerçekten Türkiye'de. Bakın bu sadece bir papazla ilgili yaşanan bir ekonomik krizdi. Yani bunu İsrail'i komple karşınıza aldığınızda Amerika Birleşik Devletlerinin sizin ekonomize ekonominize verebileceği zararı düşünmeniz lazım. E, bunu da düşünüyorlar zaten. Bu yüzden şu ana kadar bu ülkelerin hiçbirisi tam man tam manasıyla bir karşı duruş sergileyebilmiş değiller. Ancak burada şunu da ifade etmek lazım. Bu pozisyona gelmelerine neden olan yine kendi politikalarıydı. Yine kendilerini Amerikan hegemonyasına bağlamalarıydı. Amerika'yı kendilerine e, bir lider olarak seçmeleri, tanımalarıydı bu. Amerika'nın başını çektiği küresel sistemin bir parçası olmayı bu ülkeler kendileri tercih ettiler. Yani kimse onlara baskı kurmadı halklarından. Yani yalnız Amerika onlara baskı kurdu. Yani Amerika biliyorsunuz yani başkan Bush döneminde Artık çok net bir şekilde safları belirleyen bir açıklama yapmıştı. Ya bizimlesiniz, ya onlarla diye. Onlarla derken de aslında İslam alemini kastetmişti Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Ee, ve bu bakımdan da baktığınızda bu ülkelerin, bu yönetimlerin biz her ne kadar açıklamalarında Gazze hassasiyeti Müslüman coğrafyaları yönelik hassasiyetler görüyor olsak da aslında taraflarının farklı bir yönde olduğunu, bakış açılarının farklı ülkelerin çıkarlarına göre şekillendiğini görüyoruz biz. Her ne kadar bazı açıklamalar gerçekten çok umut verici olsa da ki olabiliyor bunlar, yaşanabiliyor. Ancak günün sonunda baktığınızda mesela Amerikan çıkarları olduğunda bu ülkelerin gerçekten hiçbir şekilde e, gemileri yakamadığını görüyorsunuz. Mesela Gazze süreci bunun en büyük örneği. Yani gerçekten Gazze süreci e, başta Hamas olmak üzere birçok İslami yapıyı çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştır. Yani ki e, Hamas yöneticilerinden Halil Hayya'nın geçen gün yaptığı bir açıklama vardı. Çok büyük e, bir hayal kırıklığına uğradıklarından bahsediyorlardı. E, yani kendilerinin yeterince desteklenmedikleri yönünde bir hayal kırıklığına uğradık, uğradıklarından bahsediyorlardı. Şimdi ikinci maddeye geçeceğim. Yani neyden bahsetmiştim? Yerel siyasi yapılanmalardan bahsetmiştim. Tabii ki Genel siyasi yapılanmalar dediğimde arkadaşlar burada farklı bir grubu örnek vermem doğru olmaz. Yani ilk ilk videonun ilk kısmında da söylediğim gibi burada e, Hamas örneği üzerinden gideceğim. Hamas e, tabii ki Türkiye'de her ne kadar bir e, sürekli bir askeri bir yapı e, olarak lanse edilse de anlaşılıyor olsa da aslında böyle değil. Yani Hamas, e, Filistin e, is, e, İslami Direniş Hareketi, Hamas aslında bir siyasi parti. İzzettin El Kassam Tugayları da bu siyasi partinin askeri kanadı. Yalnız Hamas e, silahlı bir mücadeleyi benimsemiş bir siyasi parti. Yani Filistin'in kurtuluşunun, Gazze'nin bugün olduğu gibi Filistin'in genel anlamda kurtuluşunun İsrail'e karşı verilecek silahlı bir mücadeleden geçtiğine inanıyor Hamas. Dolayısıyla bu Hamas'ı diğer gruplardan, diğer siyasi e, gruplardan ayırıyor. Yani mesela e, yine konuşurken de bazı ifadeleri doğru seçmeye çalışıyorum. Başka ülkelerde de siyasi partiler var biliyorsunuz. Ancak e, kendi haklarını Hamas gibi si, silahlı bir direniş yurduyla değil de işte onların tabiriyle demokrasi yoluyla aramaya çalışıyorlar. İşte onların tabiri yine diplomasiyle kendi haklarını aramaya çalışıyorlar. Ancak Hamas diyor ki hayır ben bu konuda İsrail sorununu çözmek için silahlı bir direnişi e, seçtim diyor. E, şimdi burada e, yani şunu ifade etmek istiyorum. Ha, Hamas gibi bir yapı yıllardır varlığını koruyan, uzun yıllardır yani e, temelleri sağlam, oldukça sağlam ola, olan bir yapı. Yani şu anda aslında baktığınızda bir siyasi yapı olarak Hamas'ın da evrildiği bir süreç var. Bu ayrı bir video konusu aslına bakarsanız. Yani yalnız bugün e, önümüzdeki önümüzde duran süreçte Hamas'ın ne derece başarılı olduğu Gazze sürecinde bunu biraz aslında incelememiz gerekiyor. Diyelim ki Hamas e, verdiği mücadelede e, İsrail'e karşı bir başarı sağladı. Ancak bunun arkasından farklı bir soru daha gündeme geliyor. O da Hamas'ın mevcut küresel sisteme entegre olmadan varlığına hiçbir şekilde bölgede izin verilemeyeceği. Yani bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bu tarz yapıların yani bu tarz... E, yerel yapıların, işte Hamas örneği üzerinden gidiyorum ama siz farklı bir yapıda koyabilirsiniz bu örneğin içerisine. Bu tarz yerel yapıların küresel ent, küresel sisteme entegre olmadan tutunmaları çok zor. Yani Amerika Birleşik Devletleri tarafından e, yine bakın Amerika Birleşik Devletleri diyorum bunu iyi aklınıza tutun çünkü üçüncü maddede o küresel cihatla ilgili olan e, maddede bundan özellikle bahsedeceğim. E, Amerika Birleşik Devletleri hegemonyasında olan mevcut bu küresel sistemin sistemde tutunmaları için tavizler vermeleri gerekiyor. Yani siz bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut sistemden bahsediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarının aksine politikalar geliştirdiğinizde onun güvenliğini tehdit eden politikalar geliştirdiğinizde onun ortaklarının güvenliğini tehdit edecek politikalar, siyaset, stratejiler, askeri strateji de bunun içinde geliştirdiğinizde Amerika Birleşik Devletleri doğrudan sizin tepenize biner. Bunun net olarak anlaşılması için böyle söylüyorum. Bunun örneğini biz 2001 yılında Afganistan'da yaşadık. Yani Afganistan'da ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri'nin işte güvenliğini tehdit eden bir durum vardı. Bu 11 Eylül saldırısından bahsetmiyorum bu arada. Amerika Birleşik Devletleri daha büyük saldırıları önlemek için aslında Afganistan'ı işgal etmişti. Bu tabi ayrı bir konu ama hani 11 Eylül olsa da olmasa da Amerika Birleşik Devletleri oraya girecekti. Bunu özellikle belirteyim. Yani burada e, yerel yapılanmalar, yerel e, gruplar, bunlar siyasi olabilir, askeri olabilir, e, bir zafer kazandık, kazanmaları durumunda e, bu bunu küresel sisteme entegre olmadan yürütmeleri bu süreci aslında bakarsanız oldukça zor. Çünkü dünya üzerinde Amerikan hegemonyası halen hakim bir güç olarak duruyor olacak karşınızda. Yani yine burada işte üçüncü maddeye şimdi geçmemiz gerekiyor. Yani üçüncü maddede neydi? Küresel cihat fikri. Yani küresel cihat fikri dediğimiz şeyde neydi? En sarih haliyle ben size şöyle anlatabilirim. Yani Usama Bin Laden'in biraz başını çektiği, onunla sürekli özdeşleştirilen bir, bir fikir, bir akım, bir ideoloji de diyebiliriz buna. Yani nedir bu strateji diyelim daha doğrusu? Amerika Birleşik Devletleri, ve İsrail'in başını çektiği e, bu yapılanmanın, bu ittifakın dağıtılması. Amerika Birleşik Devletlerinin zayıflatılması. Çünkü bu fikir diyor ki Amerika Birleşik Devletleri dünya üzerinde egemen güç olduğu sürece, olmaya devam ettiği sürece, egemen güç olarak hegemonyasını devam ettirdiği sürece, yani siz ne yaparsanız yapın e, yerelde güçlü olsanız bile Amerika Birleşik Devletleri sizin başarılı olmanıza izin vermeyecektir. Biz bunu başka yerlerde gördük yani Irak örneğinde de gördük bunu e, IŞİD'den bahsetmiyorum. IŞİD öncesi süreçten bahsediyorum. E, orada e, Oradaki tehlikeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin fark edip Irak'ı işgal etmesini ve sonrasında Irak'ı altın bir tepside İran'a sunmasında ne gibi hikmetler oldu Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığınızda gayet ortada. Bunlar tabii çok detaylı konular. Ben burada kısaca bahsetmek istiyorum. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bu tarz müdahalelerle bölgeyi kendi çıkarlarına göre şekillendirmiştir uzun zamandır ve şekillendirmeye de devam etmektedir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede çıkarına ters olan bir şey gerçekleştiğinde şu anda mevcut gücüyle, mevcut ortaklarıyla buna müdahale etmemesi pek ihtimal dahilinde değil. Yani bu küresel cihat fikri de diyor ki bizim asıl düşmanımız Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail olmalı. Yani biz en başta Amerika Birleşik Devletleri'ne odaklanmalıyız. Daha açık bir tabille diyorlar ki yılanın başı Amerika. Yani bizim yılanın kuyruğuyla veya gövdesiyle uğraşmaktan ziyade direkt yılanın başını kesmemiz lazım. Ya yani yine bu küresel cihat fikrini savunanlar diyor ki Mevcut yerel yönetimler zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle ayakta duruyorlar. Bu böyle mi peki? Evet. Mesela Orta Doğu ülkelerinde e, kukla yönetimler var biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri mesela başa getirdiği yönetimler. Mesela Mısır'ı örnek vereyim. Sisi rejimini örnek vereyim. Orada... Ee, İsrail'in ve Amerika'nın çıkarlarını korumak için bölgeye yerleştirilmiş bir, e, bir rejim, e, Mısır'a yerleştirilmiş bir rejim. Baktığınız zaman Amerika'dan her yıl çok ciddi askeri yardım alır Mısır. E, Amerika onu diplomatik alanda, e, diplomatik arenada e, savunur, siyasi çıkarlarını savunur. Mesela Pakistan'a baktığınızda aynı şekilde Amerika'dan askeri yardım alırlar. Diplomatik olarak, siyasi olarak Amerika Birleşik Devletleri Pakistan'a destek çıkar. Neden? Çünkü bölgeyi şekillendirmede bir çıkarı vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte küresel cihat fikri diyor ki biz Amerika'yı eğer yani yılanın başını kesebilirsek onlar bu şekilde ifade ediyorlar. Amerika zayıflayacak ve belli bir süre sonra bir çöküş sürecine girecektir. Ya tabii ki çok devasa bir ekonomiden bahsediyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsederken. Hani bu çok böyle 3-5 yılda olabilecek bir durum da değil. Yani çok uzun yıllar içerisinde yayılabilecek bir durum. Ki mevcut süreçte baktığınızda aslında bu yavaş yavaş da gerçekleşiyor gibi bir şey de var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ekonomik olarak zayıfladığı, işte Çin'in biraz ön plana çıktığı, askeri olarak keza zayıfladı. Mesela bugün baktığınızda Suriye'de en ufak bir bölgede işi dönülük bir operasyon bile gerçekleştireceği zaman bunu kurduğu koalisyonlarla gerçekleştiriyor Amerika Birleşik Devleti. Yani tek başına bir adım atamıyor. Yani Suriye'deki kaldı ki IŞİD varlığı da belli veya da diğer grupların varlığı da belli. Yani bu kadar küçük bir askeri operasyonu bile kendi başına gerçekleştiremiyor Amerika Birleşik Devletleri. Sürekli müttefikleriyle hareket ediyor. İşte burada küresel cihat fikrinde e, e, yılanın başı olarak gösterilen Amerika e, zayıflatıldığında, çökertildiğinde yerel yönetimler yani işte az önce verdiğim Mısır örneği gibi bunlar da askeri destek bulamayacakları için bunlar da zamanla çökecekler. Oradaki İslamlaşma süreci, oradaki o İslami mücadele denilen süreç daha aktif, daha etkili bir şekilde devam edecek. Yani bu fikir, yani küresel cihat fikri dediğimiz şey Amerika Birleşik Devletleri'ne odaklanılması gerektiğini söylüyor. Ve gerçekten de bunu geçtiğimiz yayınlarda da söylemiştim. Mesela İsrail saldırıya uğradığında 7 Ekim 2023'te ne yap ne olmuştu? İlk Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği tepki direkt Doğu Akdeniz'e savaş uç e uçak gemilerini göndermesiydi. Savaş uçaklarını Orta Doğu'ya konuşlandırmasıydı ve Biden'ın yaptığı ilk açıklama vardı. İlk canlı yayında ben El Cezire'de izliyordum gelişmeleri. İsrail'in yanındayız açıklamasını yapmıştı. İlk olarak bu açıklamayı yaptı ve İsrail e yönelik o günlerde farklı bir saldırı olmaması için, ki 7 Ekim bence çok büyük bir fırsattı e, İsrail sorununun bölgeden e, çözülmesi için, yok edilmesi için. Ancak bu değerlendirilemedi. Ben en azından böyle düşünüyorum. E, başka ülkelerin, bölge ülkelerinin İsrail'e bir saldırı gerçekleştirmemesi adına bir caydırıcılık inşa edebilmek için hemen bölgeye, şeyleri gönderdi, e, uçak gemilerini gönderdi, savaş uçaklarını konuşlandırdı, belli noktalara asker konuşlandırdı ve halen bir yıldan uzun süredir devam eden süreçte biz Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğinin askeri olsun, diplomatik olsun desteğinin İsrail açısından ne derece önemli olduğunu bir kez daha gördük. En ufak bir sevkiyattaki gecikme dahi İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını, Gazze'deki soykırım savaşını yavaşlattı, duraklattı. Hatırlıyorsunuz geçtiğimiz dönemde bir sefer bir gecikme yapmışlardı bir mühimmatın sevkiyatında. O bile operasyonları yavaşlatmıştı. Tank mermilerinin sevkiyatı durduğunda yavaşlatmıştı vesaire. Bunun gibi şeyler. İşte tam olarak demeye çalıştığım şey bu. Yani küresel cihat fikrini savunanlar işte tam olarak bunu söylüyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri olmasa İsrail diye bir şey de olmaz. Bölgedeki diğer e, işgal altındaki İslam toprakları da özgürlüğüne kavuşur. Tam olarak bunu ifade ediyorlar ve benim yıllardır takip ettiğim süreç içerisinde çatışma bölgelerinde e, bu ifade bunu net bir şekilde uzun yıllardır ifade ettiklerini ben kendim gördüm. E, şimdi burada tabii büyük bir soru işareti var. Yani evet mevcut ben şu anda 3 şeyi de anlattım size. Yani halkı Müslüman olan ülkelerin yönetimlerini, ya yani devletlerin e, Müslümanların lehine nasıl bir çözüm sunabileceğinden biraz bahsettim. Yerel siyasi yapılanmalar, yerel siyasi, siyasi ve askeri yapılanmalar ve bunlar içerisinden teveccüh görenler olması gerekiyor. Onların ne yapabileceğinden dilim döndüğünce bahsetmeye çalıştım ve küresel cihat fikrinden bahsetmeye çalıştım. Artık bunların içerisinden e, sizler de e, bir çıkarım yapmak zorundasınız bence. Çünkü gerçekten her şey yapıldı Gazze için. Gazze için... Her gün hala gösteriler düzenleniyor. Her gün yürüyüşler düzenleniyor. Ancak İsrail hala orada katliamlara, hala oradaki soykırım savaşını devam ettirmeye Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte arkalarını aldıkları bütün diplomatik, siyasi, medya gücü, bütün her şeyle, iktisadi açıdan baktığınızda bütün güçle Amerika Birleşik Devletleri'nin sonsuz desteğiyle oradaki savaşına devam ediyor İsrail ve hiçbir şey şu ana kadar verilen hiçbir tepki bunu durduramadı. En etkili yöntem baktığınızda bu süreç içerisinde bir yıldan uzun bir süre içerisinde en etkili yöntem İsrail'e karşı verilen silahlı mücadele oldu. Yani bu da zaten ortada. Yani ve ben geçmiş videolarımda da söylemiştim. Evet bunun seçim yapılacak. Yani burada ne tür bir yöntem izlenmeli? Küresel cihat mı? Yerel silahlı mücadele mi? İsrail'e karşı Veyahut da e, o büyük devletlerden yardım beklemek mi? Bunların tüm ortak noktası ne biliyor musunuz? Bunların tüm ortak noktası İsrail'e karşı verilecek mücadelenin silahlı olması gerektiği. Yani bunun haricinde hiçbir yöntem bölgedeki İsrail sorununu çözmeye bence yardımcı olamaz. Ki bence de değil yani bir yıldan uzun süredir yaşanan ortada duran vaka bize bunu gösteriyor. Deyip ben videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Dilim döndüğünce bazı şeyler ifade etmeye bazı şeyler anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Yanlış anlaşılmaya mahal verebilecek bazı şeyler varsa, ifadelerim olduysa, yanlış anladıysanız. Ama yani, açıklamalar kısmında bana mutlaka sorun, mail de atabilirsiniz. Elinden geldiği kadar ben dönüş yapmaya çalışıyorum zaten. Öyle deyip bu videoyu da bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.